Azerbaycan. Efendim, Hüdafer'in köprüsü Ermenistan işgalinden Azerbaycan birliklerince kurtarıldı, azat oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 18 Ekim tarihinde Hüdafer'in köprüsünde artık Azerbaycan bayrağının dalgalandığını duyurdu. İran'la Azerbaycan arasında bağlantıyı sağlayan köprünün kurtarılmasıyla Azerbaycan da sınırın işte bu bölgesinde kontrolü tamamen sağlamış oldu. Şimdi kameralarımızı Aras Nehri üzerinde bulunan bu tarihi köprüye çevireceğiz. İran-Azerbaycan sınırında bu tarihi yapı üzerinde bulunan muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'tan ayrıntıları alacağız. Cebrail'in en güney noktasındayız. Arkamızda görülen de Aras Nehri. İran-Azerbaycan sınırını burası belirliyor. Türkiye'den kaynağı aslında çıkıyor ve Iğdır'dan, Nahçıvan üzerinden Türkiye ve İran-Azerbaycan sınır hattı boyunca ilerleyerek İran'la Azerbaycan sınırında oluşturuyor. Aras Nehri'ndeyiz ve tarihi Hüdafer'in köprüsündeyiz. Tarihi topraklardayız. Bin yıllık geçmişi olan Hüdafer'in köprüsündeyiz. Bir ucunda Azerbaycan bayrağı var köprünün. 1,5 ay kadar önce burası işgal altındaydı. Azerbaycan ordusu işgalden kurtardı. Ve köprünün diğer ucunda da İran bayrağını görüyorsunuz. Ve yine orada nöbet tutan İran askerlerini görüyoruz. Aras Çayı üzerinde bin yıllık tarihi olan Hüdafer'in köprüsündeyiz. İran-Azerbaycan sınırı burası. Karşı taraf artık İran bölgesi ve İran tabii oradaki sivil araçları da görmemiz mümkün bu noktada. Tam Cebrail il sınırları içerisinde bu nokta ve tarihi köprü işte burada bin yıldır ayakta duruyor. Yüzlerce yıldır burada yine Türk toprağıydı. Bu noktalarda yine Hüdafer'in köprüsü Aras Çayı'nı görüyorsunuz. Türkiye üzerinden geliyor. Tarihi noktadayız. Cebrail'in en güney noktasındayız. Yaklaşık 130 kilometre işgal olan kısım yine bu noktaydı. Azerbaycan-İran sınırında toplamda yine 130 kilometrelik o işgal edilen sınırda artık bir kez daha Azerbaycan askerlerinin güdümüne, kontrolü altına girdi. 7-24 Azerbaycan askerleri de artık burada bu noktada nöbet tutuyor. Ermenistan bayrağı çıkarıldı ve Azerbaycan bayrağı dikildi Hüdafer'in bu ayağına, Azerbaycan tarafına. Tarihi topraklardayız demiştik. Dağlık Karabağ'la ve etrafındaki 7 bölge Azerbaycan'ın hemen hemen %20'si işgal altındaydı. Burası da yüzlerce yıldır yine burada yaşayan insanların aslında bir araya getirdiği, birbirine bağladığı tarihi köprüydü. Bin yıllık tarihi Hüdafer'in köprüsü iki köprüden oluşuyor. Büyük olan köprü burada. Yine 4 kilometre ileride de bir küçük modeli yapılmıştı. Ve yine bu noktada yüzlerce yıldır iki kardeş halkı insanları bir araya getiriyordu. Ve burası Gülistan ve Türkmençay anlaşmasıyla birlikte İran-Azerbaycan yine sınır hattını oluşturuyor tarihi köprü. Gördüğünüz gibi bu noktada artık Azerbaycan askerleri var. Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında. Burada da yine Cebrail'li Hüdafer'in bölgesi karşıda İran topraklarıydı. Burası da yine bir köydü Cebrail'e bağlı. Ancak işgalden sonra tamamıyla boşaltılmış, çatıları, kapıları, pencereleri sökülmüş ve harabe bir şekilde bırakılmıştı. Ve 1,5 ay önce Ekim ayının ortalarında Azerbaycan ordusu bu noktaları da işgalden kurtarmasıyla birlikte bölgede güvenliği sağladı. Mayın arama tarama faaliyetleri sona erdi ve artık bölge güvenli hale getirildi. Gördüğünüz gibi arkamda İran hududunu görüyorsunuz. Yine İran'a ait bir otoyol var. Sivil araçlar yine o noktada geçiyor. Hüdafer'in köprüsü burada iki kardeş halkı da bir araya getiriyor. İran'la Azerbaycan sınırını oluşturuyor ve köprünün bir ucunda İran bayrağını görüyoruz. İran askerlerini görüyoruz, nöbet tutuyorlar. Bir tarafında da artık Azerbaycan bayrağı var. Tarihi noktalar, tarihi bir bölge ve bu bölge yeniden 27 yıl sonra Azerbaycan ordusunun kontrolü altına girdi.